Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte A'dan Z'ye Discord eğitimlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde NourishBot ile kayıt sistemi nasıl yapabilirsiniz? Bugün bunun hakkında konuşacağız. Daha fazla böyle eğitim videolarımızın gelmesini istiyorsanız da kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuza da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Fazla uzatmadan isterseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugün NourishBot ile kayıt sistemi nasıl yapabilirsiniz bunları göstereceğim. Biliyorsunuz ki biz Discord hakkında bir sürü eğitim videoları çekiyoruz. Kayıt sistemleri olsun, sizin işinize yarayacak güzel videolar olsun, bir sürü videolarımız bulunuyor. Bunları da izleyebilirsiniz. Şöyle bakın, A'dan Z'ye Discord diye bir serimiz var. Buradaki kayıt sistemlerini falan izleyip yapabilirsiniz. Bugün de değişik, güzel ama kullanışlı bir kayıt sistemini göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar, hemen şöyle Discord'umu yana getiriyorum ve şöyle başlayalım. Burası da bizim kendi Discord sunucumuz arkadaşlar. Kesinlikle açıklama kısmındaki linkten buraya gelmeyi unutmayın. Yapamadığınız yer olursa benden yardım alabilirsiniz. Kesinlikle herkese elimden geldikçe yardım etmeye çalışıyorum. Şimdi hemen bir tane kayıt yeri açalım, şey sunucusu açalım. Hemen bir sunucu oluşturalım. Şuradan arkadaşlar artı ikonuna basıyoruz. Bir sunucu ekle bölümüne. Kendim oluşturayım diyorum. Buradan ben şunu seçeceğim. Aslında ikisini de denedim arkadaşlar. Arasında bir fark olduğunu göremedim ama ben şu yukarıdakini seçeceğim. Sonra buraya arkadaşlar NourishBot kayıt sistemi yapma yazıyorum. Şöyle bir sunucu oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle rollerimizi oluşturalım. Yapacağımız adımlar şunlar arkadaşlar. Hemen gösterelim. Bu videomuz hem rolleri, hem kanalları, hem de kayıt sistemini nasıl kurabileceğinizi falan göstereceğim. Yani kanal ayarlarını falan, her şeyi göstereceğim. Şöyle biraz rol oluşturuyoruz, böyle 5-6 tane falan. Bunun adını admin yapıyorum. İşte sizde kurucu falan filan olur. Sıfırdan ben kurduğum için böyle bir şey yapacağım. İkincisini bot yazacağım. Üçüncüsü üye olsun. Dördüncüsü kayıtsız olsun. Şuna aslında gerek yok ama neyse, kalsın o. Şöyle renklerimizi belirleyelim. Bota şöyle şeyler vereyim. Üyeye yeşil verelim. Kayıtsız beyaz kalsın. Ya da şöyle grimsi bir şey olsun. Tamam. Şimdi şunların ayrı gösterilerini falan açacağım. Siz de açabilirsiniz. Zaten sizin sunucunuzda bunlar açıktır. Şöyle admin'e gelip en aşağıdan arkadaşlar yönetici veriyorsunuz. Bunların yerleri değişti. Yönetici rolü en aşağıya geldi. Buradan bunu açabilirsiniz. Daha sağlıklı çalışmasını istiyorsanız rollerinizin, bunların adımlarını tek tek yapabilirsiniz. Daha iyi olur sizin için. Ben açma taraftarıyım. Yani siz de böyle tüm rollerinizi açabilirsiniz. Tabii yetkili olmasını istediğiniz rollerin açın arkadaşlar. Böyle ben tüm rollerinkini açıyorum. Sonra şuradan bota da yönetici rolü vermem yeterli olacaktır aslında. Dediğim gibi siz yine açabilirsiniz. Ben bunu açmayacağım şu anda. Hemen şöyle geliyorum. Rollerimizi ayarladığımıza göre şöyle birkaç kanalımızı oluşturalım. Şöyle kanal oluştur diyorum. Bunun adını kayıt yazıyorum arkadaşlar. Kayıt en yukarıya aldım. Siz buradan kategori oluşturabilirsiniz. Hatta ben de bir tane kategori oluşturayım. Kayıt diye bir kategori oluşturayım. Şöyle en yukarıya alayım. Şöyle. Kayıt alıyorum. Şunun altına getiriyorum. Ve artık bu ikisi birlikte oldular. Şimdi ayarlamalarımızı yapalım. Hemen şöyle mesela şu ikisi kayıt olduktan sonra gözüksün istiyorum. Kayıt olmayanlar sadece burası görürsün. Şimdi biz sunucumuz arkadaşlar kayıt sisteminde şeyi kullanmayacağız. Otorili kullanmayacağız. O hani kayıt sistemini kurarken de bunu anlatacağım zaten. Şöyle kurmayacağımız için şöyle Everyone rolünde kanalı görüntüle diyorum. Bunları kapatıyorum. İşte davet oluşturabilirler. Ben istemiyorum. Mesaj göndersinler. İşte bunları kapatıyorum. Bunları kapatıyorum, işte kapatıyorum. Bunu da kapatın. Everyone falan filan bahsetmelerini istiyorlar. Bunları açmayın kesinlikle. Sunucunuzu işte Everyone baskını falan yapabilirler. Bunları kapatın. Bunları kapatıyorum. Bunu açıyorum. Kapat, kapat. Sonra buraya gelip üyeyi seçiyoruz. Üyeden de kanalı görüntüleyi kapatıyoruz. Bu kadar basit. Şimdi bu kanalların da kayıt olduktan sonra gözükmesini istiyorum. Bu yüzden genele geliyorum. İzinler diyorum. Buradan kanalı görüntüleyi kapatıyorum. Bu kadar. Buraya gelip şöyle üyeyi seçiyorum. Buradan kanalı görüntüle diyorum. Sonra buradaki adımları yapabilirsiniz. Ya insanlar kayıt olduktan sonra kendi davetlerini oluşturabilsinler. O yüzden davet oluşturu açıyorum. Mesaj gönderebilsin. Şunları kapatıyorum. Dosya ekle falan filan. Tepki ekleyebilirler. Size kalmış. Şunu kapatıyorum. Bunları kapatıyorum. Mesaj geçmişini okuyabilsinler. Şunları da kapatıyorum. Ve artık böylelikle olmuş oluyor. Aynı işlemi ses kanalı için de yapacağız. Hemen şöyle. Ses kanalı içinde oluşturayım. Şöyle kanalı görüntüleyi kapatıyorum.
İyi, geliyorum. Kanalı görüntüle. Hop, şunları kapat. Bağlan. Konuş. İşte video açabilsinler. Bunu ellemiyorum. Bunu da ellemiyorum. Hatta bunu kapatabiliriz. Bunları kapatalım. Aynen. Şimdi daha iyi oldu arkadaşlar. Odalarımızın ayarlamalarını yaptığımıza göre isterseniz ilk önce botu sunucumuza getirelim. Ondan sonra çalışıyor mu çalışmıyor mu görürüz. Ama ilk önce kayıt sistemini kurmamız gerekiyor. Hemen şöyle botu sunucumuza getirmeden önce Google'a giriyoruz arkadaşlar. Artı ikonuna basıyoruz. Buraya arkadaşlar Norse, bir dakika, Norse bot.xyz yazıyorsunuz ve enterlıyorsunuz. Bu linki açıklama kısmında bırakacağım veya sabitlenmiş yorumlara. Oradan bu siteye gidip botu sunucunuza davet edebilirsiniz. Şimdi sunucuya ekle bölümü var. Görmüş olduğunuz gibi buna tıklıyorum. Bu arada web panel şu anda çalışmıyor. En yakın zamanda getirirler diye düşünüyorum. Şuradan sunucuya ekle ikonuna basıyorum. Buradan arkadaşlar bize bir sunucu istiyor yani eklememiz için. Şöyle tıklıyorum. Buradan Northbot'un sunucusunu buluyorum. Yani kendi oluşturduğum Northbot'un sunucusunu buluyorum hemen. Bakalım neredeymiş. Heh. Northbot kayıt sistemi yapma diye bir sunucu. Hemen buradan davete de tıklıyorum. Yönetici olarak yetkilendire tıklıyorum. Ve şuradan ben bir insanım seçeneğine tıklıyorum ve sunucumuza getiriyoruz. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yetkilendirildi diyor arkadaşlar. Yani bot artık sunucumuza geldi. Sonra şunları kapatabiliriz. Şöyle Discord sunucumuzu getiriyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi Northbot şu anda sunucumuza geldi. Şimdi arkadaşlar kendimize rol verme zamanı geldi. Hemen şuradan artıdan kendime admin veriyorum. Şöyle üye vereyim bir de. Northbot'a gidip şöyle bot rolü veriyorum. Evet arkadaşlar şimdi bunları yaptık. En önemli ayarlardan birisi de Northbot'un kendi rolünü en yukarıya çekmek. Şöyle roller kısmına geliyorum sunucu ayarlarından. Northbot'un rolü burada. Bunu her bot için yapın arkadaşlar. Botlarınızı sunucunuza getirdiğiniz zaman onlara özel rol geliyor. Bu rolleri alabildiğiniz en yüksek yere alın arkadaşlar. Ben admin'in altına alacağım çünkü üyelerle ilgili işlemleri olacak. Çok da yükseğe almama gerek yok. Hemen şuradan aşağı iniyorum. Yönetici rolü zaten açık oluyor. Değişiklikleri kaydet diyorum. Sonra kapatıyorum. Şimdi botumuz daha sağlıklı çalışacak arkadaşlar. İsterseniz hemen kayıt sistemimizi kurmaya başlayalım. Botun prefiksini öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar botu etiketlemeniz yeterli olacaktır. Zaten botu sunucuya getirdiğiniz zaman ilk prefiksi nokta olacaktır. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi nokta. Şimdi yapacağımız işlem şu. Nokta yazıp yardım yazıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi önümüze 4 tane madde çıkıyor. Burada da yazdığı gibi botu kullanmadan önce rollerin en üstüne alınız diyor. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki tane kayıtla ilgili şey var. Kayıt yardım ve kayıt yardım 2. Hemen şöyle bakalım isterseniz bunlar ne oluyormuş. Hemen kayıt yardım diyorum. Ve nokta yazıp bir daha kayıt yardım 2 yazıyorum. Şöyle bakın. Burada genel anlamda işte kayıt kur, kayıt kapat, işte kayıt ayarlar gibi gibi komutlar bulunuyor. Burada da işte oto isim ayarla, sembol ayarla, tag ayarla gibi gibi şeyler var. Bizim yapacağımız işlem şu arkadaşlar. İlk kayıt yardımda çıkan kayıt kur seçeneğini kullanarak sıra sıra bize sorular soracak ve o soruları cevaplayarak yapmaya çalışacağız. Bu arada hızlı olmanız gerekiyor çünkü zaman aşımına uğrayabiliyor. O yüzden hızlı hızlı cevaplamaya çalışacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Nokta yazıyorum, kayıt kur yazıyorum ve başlıyoruz. Diyor ki burada kayıt kanalını seçin diyor. Hemen şöyle hashtag yazıp kayıt kanalını seçiyorum. Etiketledim. Mesajı sildi. Burada diyor ki hangi kayıt türünü seçmek istiyorsunuz diyor. Normal ve cinsiyet var. Ben burada normali seçeceğim. Bir sonraki videomuzda cinsiyetli olanı seçeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada diyor ki kayıt olduğunda hangi rol verirsin diyor. Hemen şöyle üye rolünü seçiyorum. Diyor ki kayıtsız rolünü seçin diyor. Hani hangi roldeki şeyler kayıt olsun diye hemen buraya kayıtsız seçiyorum. Burada diyor ki kayıt kanalında kimler kayıt edebilsin? İşte belirli rol verebilirsin diyor. Ya da bunları seçmeden rolleri yönet rolü yani yetkisi açık olanlar seçebilir diyor. Ben buradan admini seçeceğim. Siz isterseniz geç diyebilirsiniz. Geç dediğiniz zaman rolleri yönet olan herkes kayıt sisteminde kayıt edebiliyor insanlara. Burada diyor ki karşılama mesajı yani hoş geldin mesajı nereye atılsın diyor. Bunu genele yapabilirsiniz. Hem de ona etiket atıyor. Bayağı güzel bir şey. Burada diyor ki isim yaş konusunda hani ortasında ne simge kullanmak istersin diyor. Kullanmazsan böyle gözükür diyor. Yani Emre 18 kullanırsan şöyle bir şey olabilir diyor. Burada kendi sembolünüzü seçebiliyorsunuz. Ben şunu seçeceğim. Geç dersiniz dediğim gibi şöyle gözükür. Ama sembol kullanmanız sunucunuzu güzel gösterebilir.
Burada diyor ki tag kullanabilirsin diyor. Kullanmazsan da ismin böyle gözükecek diyor. Ben tag kullanmayacağım çünkü tagım yok. O yüzden geç diyorum. Sizin tagınız varsa kullanabilirsiniz. Burada diyor ki arkadaşlar oto isim kullanabilirsin diyor. Eğer oto isim kullanırsan tagınız varsa tagınız gelir diyor. Sonra ismi kayıtsız olarak ayarlanır diyor. Siz kayıt ettiğiniz zaman otomatik değişir diyor. Ama siz kayıt etmezseniz kullanıcı kendi ismiyle gelir. Yani mesela kayıt ismiyle değişir diyor. Hani kendi ismiyle diyelim Ali 15 diye değişir diyor. Ben buraya hayır diyorum. Burada diyor ki otorol istiyor musun diyor. Ben buradan hayır diyeceğim. Bunun nedenini birazdan açıklayacağım. Ve böylelikle kayıt sistemimiz bitiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ayarlamalarımız yapıldı. Neden otorol kullanmamanız gerektiğini şimdi anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi bot açık olduğu zaman sunucu yeni birisi geldiği zaman ona otomatikman otorol verecek. Burada iyi güzel bir şey yok. Ama botların 7/24 yani sonsuza kadar açık olmasının ihtimali yok. Ya Discord'dan kaynaklı bir sorun olur ya da yapımcı kaynaklı bir sorun olur. Bot kapanır arkadaşlar. Hani sunucuya gelenlere otorol veremez. Bu yüzden sunucunuz bozulabilir. Bunları yaşamamanız adına otorol vermiyoruz. Bot kapansa bile otorol vermeyeceğinden dolayı bir sorun olmayacaktır. Hani diğer kanalları falan görmeyecektir. O yüzden bir sorun olmayacaktır. Şimdi zaten yan hesabımı getirip test edeceğiz. Hemen şuradan bir davetimizi alalım. Hemen kaydımıza başlayalım. Şöyle kaydettim. Şöyle Discord sunucumuzu getiriyorum. Discord'umu. Şuradan artı ikonuna basıyorum. Şuradan bir sunucuya katıl diyorum. Ve davetimizi yapıştırıyoruz ve katılıyoruz. Şöyle hemen sunucumuzun yüklenmesini bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi sadece tek kayıt kanalı gözüküyor. Burada diyor ki hemen beni etiketle işte sunucumuza hoş geldin diyor. Güvenilir falan filan diyor. Sayaç görevi falan da yapıyor yani. Baya güzel özellikleri var. Ve bana otorol vermiyor arkadaşlar. Ben bunu ayarlamamıştım. Çevrimiçi olarak gözüküyor. Hani çevrimiçinde evaryon rolünde kanalları görüntüle falan filan kapattık ya. O yüzden diğer kanalların gözükme riski falan yok. Böyle gördüğünüz gibi beni buraya getirdim. Şimdi burada nasıl bir diyalog döner hemen onu da göstereyim. Bakın burada beni etiketle de. Diyor ki işte ben buraya gelip sunucumuza hoş geldin. İsterseniz buraya sesli kayıt sistemi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani buraya ses kanalları getirebilirsiniz. Ses teyit edip orada kaydını yapabilirsiniz. Güzel bir özellik arkadaşlar bunların hepsi. Sunucumuza hoş geldin diyorum işte. Adam burada geldi. Hoş bulduk diyor falan filan işte konuşuyorsunuz. İsmin nedir diyorsun. O da işte Ali 15 diyelim. Burada geliyorsun. Nokta yazıyorsunuz. Kayıt deyip kullanıcıyı etiketliyorsunuz ve ismini yazıyorsunuz. Ali 15 diye. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşımız kayıt edildi. Bakıyoruz hemen. Görmüş olduğunuz gibi kayıt kanalı gitti. Genel ve diğer ses kanalı olan genel geldi. Artık bu kanalı göremiyoruz. Bakın genel kanalında hoş geldin mesajı attı. Bakın hemen gösteriyorum. Şöyle yüklensin bir. Görmüş olduğunuz gibi hoş geldin mesajı attı. İşte aramıza hoş geldin. İşte üye rolüyle aramıza katıldı falan filan diye. Beni kaydeden yetkiliyi falan etiketliyor. Gerçekten güzel bir özellik arkadaşlar. Ben bayağı bir sevdim arkadaşlar. Yani bu botu da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi yardıma ihtiyacınız olursa bizim Discord sunucumuza girip benden yardım isteyebilirsiniz. Hepinize yardım etmeye çalışıyorum. Bu arada bu kanal ayarlamalarını her kanal için yapın. Yani sağlıklı güzel bir sunucunuz olsun. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle eğitim videolarımızın gelmesini istiyorsanız da kesinlikle like atıp yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.